Her dönemde bu tipler çıkıyor abi. Çıkıyor bunlar, evet. E, bunlar sülükler, toplumun sülükleri. Deprem olur, e, insanların boşaltılıyor. Kiralar artar, düşer. Artar. soyarlar. E, ne bileyim adam sağda hastasıdır, yere düşer, bayılır, üstünden cüzdanını çalar, ya, telefonunu işte. çalar. Böyle ciğersiz insanlar e, her zaman var. Evet. Fakat biz çoğunlukla toplum olarak iyi bir toplumuz esasında. Öyle öyle. Düzgün ama işte bunlar da var, bunları da abi, anlatalım, bunlar konuşalım mı? ki olmaz mı? İşte Bakanı yani Sayın Süleyman Soylu açıklama yaptı abi biz. Yap, çok yap. sert ülke olarak da yani. bizim e, hep spor birleştirici dedik. Tabii ki Allah bir daha böyle bir şey vermez. İnşallah sağ salim bunu atlatırız. Ama birleştirici yönden hangi siyasi partiden olursa olsun biz sonuçta hepimiz bir insanız. Bu millet bizim milletimiz. Yani onun için burada da herkesin birbirini uyarması, konuşması, bir birleşme, bir kenetlenme e, yapmamız lazım. Yani bu çok önemli. Yani sadece spor anlamında değil, genel anlamda da. Şimdi bakıyorum herkes biraz daha Egolarından şey yapmış, bir korku var. Millet daha kontrollü. Artık selam veriyorlar. Herkes yani, çok naif olmaya başladı vermek, yavaş yavaş. Bazıları selam Böyle Niye? artist olanlar vardı. Herkesin kuzu gibi. Yani bunlar, davranışlar çok önemli. Bu bizim e, piyasamızda çok var. Yani Medyada, sporcularda da var. Teknik adamlarda. Böyle bir hep üstten harekete. Şimdi bakıyorsun daha böyle bir, herkesi daha böyle ılımanlar, daha yumuşaklar. Yani i̇lla var, böyle oğlum? bir şey mi olmasa? Lazım. Biz evler, artık bir toparlanalım. Bu ülkede çok travmatik günlerimiz oldu bizim. 15 Temmuz'da bunlardan biri. Bak böylesine durumlarda bizim e, reflekslerimiz çok iyidir. Birleşiriz. Parti gözüyle bakmayız. Efendilerimizin takım gözüyle bakmayız. Çıkarlarımız ortak olunca, milli olunca birleşiriz. E, zaten biz bizim bu yönümüz e, birçok şeyden e, alnımızın akıla çıkmasına neden olur. Şu an yaşadığımız süreç böyle öyle bir süreç açıkçası. Hep Ve herkes, insanlar için. farkındasın. Sen de çok güzel söyledin. Çok na naif olmaya başladı insanlar. Evet. Yurt dışında ben de kavgalar görüyorum ya marketlerde falan. Şimdi, birbirini de bir tuvalet kağıdı için. Tabii bu konulara sık sık değinmemiz lazım. Ee, sizin gözlemleriniz önemli çünkü siz dışarıdasınız. Ee, Eğizem, biz de evdeyiz. <laughs> ha, <doğru>. Yani şöyle. <laughs> şu, hayır, <laughs> şu, ama haklısın. Aykut. Şunu söylemek istemeye <laughs> çalıştım. Yani sürekli telefon trafiği yaşıyorsunuz. Ee, kulüp başkanları, futbolcular, camiamızın dinamikleriyle hepiniz telefonla günde en az 2-3 defa konuşuyoruz ediyoruz. Bu noktada Tabi kulüp başkanlarının ifadeleri de çok önemli bence. Mesela bir Şumudik olayı var ki o konuya birazdan gireceğim. Evet. Ama e, Ahmet Bey'in sayın Nurçebi'nin hani kırmadı bizi sayın başkan teşekkür ederiz telefonla bağlandığı önceki gün diyor ki sayın başkan tercihim liglerin oynanmamış kabul edilmesi. Bir izleyelim, bir dinleyelim neler söylemiş sayın başkan Beşiktaş Başkanı. Sonrasında devam edelim. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili sürecin uzaması halinde bu sezon liglerin oynanmamış kabul edilmesini tercih ettiğini söyledi. Çebi, sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok, süreç uzarsa sportif faaliyetlerin durdurulması gerekiyor dedi. Ahmet Nur Çebi şöyle konuştu. Bunu bir sonraki seneye taşıyamazsınız. O durumda yapılacak tek şey vardır. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu ama ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum. 8-9 maç oynanmadan hangi takımın hangi durumda hakkını alıp alamadığını tespit etmek çok zor olacaktır. İnşallah bu durum bitecek ve maçları oynayacağız. Hak eden şampiyon olacak ve dereceler hak ettikleri gibi olacak. Şayet süreç uzarsa liglerin bu sene oynanmamış kabul edilmesi tercihim. Bu durumda sonuçlar nereye gidecek bilmiyorum ama bu sene oynanmadı deyip noktayı koymamız gerekebilir. Biz de buna hazırız. Çebi Avrupa Kupalarına katılımla ilgili de formülünü açıkladı. Avrupa Kupaları en büyük sorun. UEFA ve FIFA'nın karar vermesi gerekecek. Beklemek lazım. Eğer ligi oynanmamış kabul edeceksek benim tercihim son 5 yıllık kulüplerin başarı durumuna göre onlar Türkiye yurt dışında temsil eder. Burada bir haksızlık söz konusu olabilir mi? Onu da şöyle ifade edebiliriz biz birlik ve beraberlikten bahsediyoruz. Böyle durumlarda dayanışma gerekir. Gerekiyorsa hangi takım dışarıda Türkiye'yi temsil ediyorsa sağlayacağı gelirlerden sadece onun faydalanması değil, diğer kulüplere de bu konuda mevcut oynanmış ligdeki puanları ve derecelerine göre pay verilmesini öneriyorum. Playoff oynanmasına karşı olduğunu kaydeden Beşiktaş Kulübü Başkanı, Temmuz-Ağustos'ta ligleri oynamak doğru değil, bitmemiş ligi tamamlamak doğru değil. O dönemde de bu ligi oynanmamış kabul etmeyi önermeyi düşünüyorum. Playoff'a gerek yok. Playoff'un oynanabildiği durum ve vaziyetlerde zaten ligde oynanabiliyor demektir. O zaman ligi oynayalım dedi. Durumun kulüpleri ekonomik olarak zor durumda bıraktığını ifade eden Ahmet Durçebi, Hükümetin kesinlikle bakanları vasıtasıyla özellikle yapılandırılmış kredilerde bizim özellikle burada Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve bazı kulüpler olduğunu biliyoruz. Onların bu paketinin tekrar dizayn edilmesi gerektiğini söylüyorum şeklinde konuştu. Evet durum bu. Ee, ya yani aslında şöyle bütün kulüp başkanlarının playoff sistemine karşı olduğunu vurgulayalım. çoğu başkan sıcak bakmıyor bu işe. Bir şey mi söyleyecektin? Sana yok. bırakayım sözü. Yok, yok e, yani ilk sözü bana veriyorsan ben başlayabilirim diye. Şey yaptım. Şimdi bununla ilgili tabii haftalardır konuşuyoruz. Bundan sonra lig ne olacak? <laughs> Bir kere öncelikli olarak herkesin önce benim canım ne olacak diye bir düşünmesi lazım. Biz ne olacağız? Bu hastalık ne kadar ilerleyecek? Nereye gidecek? Nasıl bir seyredecek? Yükselecek mi? Daha da İtalya gibi mi olacağız? Allah korusun yoksa Çin gibi geriye doğru mu gidecek? Bir kere öncelikle canımızı düşünmemiz lazım. Bunu bir kenara koymam lazım. Sonra tabii ki e, hayatımızın birçok insanın hayatının önemli noktalarından bir tanesi de futbol. Ve e, yarıda kalmış birlikten bahsediyoruz. Bu ligi nasıl tamamlarsak adaletli olur. Esasında biraz onun üzerine konuşmamız lazım. Şimdi bir kere playoff sistemi bana göre haksız bir sistem olur. Niye bunu söylüyorum? Ee, kaç takımdan yapacaksın playoff'u? Yani mesela ne yapılması gerekiyor? Matematiksel olarak şanslı olan herkesi grubun içine katacaksın. Değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedincinin bile değil mi? Yani, Fenerbahçe'nin bile matematiksel olarak şansı var. Evet. Yedinciyi bile o playoff sisteminin arasına katacaksın. E zaten oldu sana lig. Ya yani bu kadar çok maç oynatırsan... Ligden daha çok belki de maç oynayacaksın. Yani birer tane karşılıklı abi. oynarsan oldu sana lig E şeyi düşenleri nasıl belirleyeceksin? Bir play-out yapman lazım. Düşmeyi kaldıracaksın. Öyle Dekli bir şey. bak. Takım ya sayı. da ya da play-out yapacaksın, evet. play-off yapar mı, evet. play-out yapacaksın. Play-out'ta da düşmesi muhtemel takımların hepsini katacak mısın içine? Çünkü mesela Ankara Gücü Kayseri iyi top oynuyor. Malatya iyi oynamıyor abi. Evet. Anladın mı? Konya iyi top oynamıyor. Biraz toparladı ama son dönemlerde. Şey, ligi hatırlayanlar varsa hala <laughs> hala hatırlıyorsak ligi onlar için söylüyorum. Orası da büyük bir sıkıntı. Şimdi bir kere playoff sistemini kesinlikle konuşmamamız gerekiyor. Bunu bir kenara bırakalım. Hiç konuşmayacağımız şeylerden bir evet, tanesi olması evet. lazım. Büyük bir haksızlığa, büyük bir yanlışa bizi götürür. İki, seçeneklerden ikincisi nedir? Konuşulan şeyleri hep üzerine duruyorum. E, tescil edelim bu şekliyle. Nasıl tescil edelim? Birincisi Trabzonspor, Trabzonspor şampiyon olsun. Ee, ikinci Başakşehir şampiyonlar liginde işte beraber gitsinler filan. Şimdi bak Başakşehir'le Trabzonspor ne puan puanı hı hı. Trabzonspor'la. E şimdi böyle bir e, şey yaparsan dersen ki arkadaşım sen şampiyon oldun dersen yine bir haksızlığa sebep olur. Şimdi Başakşehir planlı programını önümüzdeki 8 maça göre yapmış. Değil mi? Trabzonspor'da öyle Alttakiler de öyle. Herkes bir plan pro Galatasaray aynı şekilde. Düşenler öyle alt sıra. Herkes bir plan yapmış. 8 haftalık bir plan yapmış kendince. Dolayısıyla şu andaki tesir edilmesi o zaman korona şampiyonu olur Trabzonspor. Yani bugün bir tane Trabzonspor'u bırak. X takım diyelim. X takımı bugün şampiyon yaparsan o takım korona şampiyonu olur. Başka bir şampiyon olmaz yani. Covid-19 şampiyonu olur yani. Bunu da bir kenara bırakalım. Bu şekilde tesis edilmesi imkansız. Üç, yine konuşulan seçeneklerden bir tanesi olduğu için söylüyorum. Ee, bu şekilde dükkanı kapatalım. Bu lig hiç oynanmamış varsayalım. Öyle şey olur mu ya? Yokmuş Nereye gibi. Nereye gitti bu kadar Şimdi şey Şimdi bak oynanan. adam milyonlarca euro para harcadı. Evet. Kulüpler transferler yaptılar. Onu yaptı, bunu yaptı. E, Trabzonspor mesela 30 sene sonra şampiyonluğa bu kadar yaklaştı ki büyük ihtimalle şampiyon olacak. Başakşehir'in yatırımları var. Galatasaray geriden vites yükselterek geliyor. Belki onların da şampiyon olma ihtimali var. Dolayısıyla bu ligi bu şekilde yok kardeşim <laughs> oynama artık bunu böyle kapatalım bu sene olmamış varsayalım bu da büyük bir haksızlığa yol açar. Benim tek bir önerim var bununla ilgili. Tek bir önerim var. Kaç maç kaldı abi? 8 maç kaldı. Çarşamba cuma oynarsan Aynen. bir ayda bitiriyorsun bu işi. Bu olur zaten. Bir ayda bitiriyorsun bu işi. Yani şu virüs belasını birazcık hafifle, hafiflerse her tabii ki. Yani seyrin nereye gideceğini bilmiyoruz hiçbirimiz. Birazcık hafifledikten sonra biz bir ayda bu işi bitiririz. Yaz kış Temmuz Ağustos fark etmez hangi ayda olacağı. Yazın da oynanır kardeşim. Maçlar yazın da oynanabilir. Gidersin serin bir yerde oynarsın maçları. Anladın mı? Ee, başka bir ülkede oynarsın. Yani Peki, veya geç saatlerde yiyeceğiz. Türkiye'de oynarsın. Geç saatlerde oynarsın. 21'de 22'de Oynasın oynarsın. De, 21'de, 22'de oynarsın. ...bir ayda oynaydı. bu işi bitebilirsin. Abi herkes kısmetini giyecek, sahaya çıkacak ve şampiyon o şekilde belli olacak. Böyle olmaz başka çözüm önerileri falan konuşmak bile şu anda açıkçası beni rahatsız ediyor bir futbol sever olarak.